Bu söz doğru. Belki hani farklı versiyonlarıyla şimdiye kadar pek çok gönülleri tarafından söylenmiş, bir de gönülsüz tarafından söylenmiş. Hazreti Mevlana'ya bakarsanız ona benzer çok şey söylemiş. Yani kendine küfreden insana karşı böyle karşısına dikilmiş, adam gıyabında veryansın etmiş, gıybet etmiş, iftirada bulunmuş, doymamış. Bir de karşısına çıkmış mesela belki sen zındıkın tekisin demiş. Yahudi'ye de bağrını açıyorsun, Hristiyan'a da bağrını açıyorsun. Seni cehennem bile kabul etmez demiş. Demiş ki Hazreti ben sana da bağrımı açıyorum. Yani şey bu çok derin bir şey. Hacı Bektaş demiş söyle yani o makalatına bakacak olursanız onda da bir enginlik var. Bu makalat onun olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Mesela Yesevi'nin hikemine bakacak olursunuz aynı şeyleri görürsünüz. Hazreti Pir'e bakacak olursanız hakikaten, yani neredeyse bir insanın cennete girmesi için kendisini cehenneme atacak kadar o mevzuda insanlara karşı derin bir sevgiyle kalbi, sinesi çarpmaktadır. Dolayısıyla da yani cedid bir söz değil, söylemiş bir söz ama bir farklı versiyonuyla herkese kalbinizi açın yani, kalp çok geniştir. Bütün insanlara alacak kadar geniştir. Bir hadis-i şerifte yani Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle bir arşı ise bu fizik aleminde ki bunu şeyde İbrahim Hakkı Hazretleri de kullanıyor. Alvar İmam'ı da çok kullanıyor. Kalp arşı Rahman'dır. Onu yıkmak vebaldir, husrandır falan diyor. Efendim bir başkası işte oradan böyle isipası silersen oraya sultan tahtına tecelli eder oturur diyor. Yani herkes o insan kalbine öyle bakıyor. Demek ki kalp o enginlikte. Herkese bir yer ayırabilecek kadar genişliği var orada. Ne kadar çok insanı sevseniz, ne kadar çok insanı o kalbinize yer hazırlasanız, kalp istihabe edebilir onu yani. Şimdi evvela o zaviyeden bakmak lazım. Kalbi bu mahiyette yaratan Allah Celle Celaluhu, demek herkese karşı açık yaratmış o kalbi. Yoksa israf olurdu yani. Allah'ın işlerinde israf yoktur. O kalp o kadar açıksa, onu o mahiyette yaratmışsa ve insan onu öyle kabul edebiliyorsa o çok önemli. Meselenin bir yanı bu. Bu açıdan da esası o kalbin sultanı Allah'tır Celle Celaluhu. Ondan ötürü, bu ötürü kelimesine gelince bir diniyle, imanıyla, ona bağlılığıyla, irtibatıyla ondan ötürü. Bir de sanatı olması potansiyel olarak ahseni takıyor mazhariyetiyle yine ondan ötürü. Hani bu iki kategori birbirinden ayrılır. Yani biri Allah ahseni takvime potansiyel olarak mazhar kılmıştır onu. O aynı zamanda kendisindeki o nüveleri nemalandırmış, çimlendirmiş onları. Onlar başa yürümüşler her birerleri. Bir o yönü var meselenin. Yani nazari ameliye çevirmiş. İnkişaf eden bir insan haline gelmiş, o yönü var. Şimdi bu yönüyle öyle birisi sevilir. Bir diğeri de Allah Celle Celaluhu potansiyele mazhar etmiş. Potansiyel olarak onu ahsen-i takvime mazhar etmiş. Öyle mükemmel yaratmış. Sanati ilahi olarak ona karşı alaka duyarsın. Bu alakan zamanla onda bir alaka uyaracaksa şayet, yani sana karşı da bir sevgi uyaracaksa, en azından bir adım attıracaksan, arkadan gelen bir nesil ikinci adımı atar ihtimal. Arkadan gelen üçüncü bir nesil üçüncü adımı atar böyle. Bu da yine ondan ötürü olur. Bunlardan birisini bu eski mantıkçıların, tasavvurun mantıkçıların ifadesiyle ifade edelim. Evvelen de bizzat. Yani Allah karşısında konumunun farkında olan, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren evvelen ve bizzat. Diğerlerine gelince saniyen ve bil araz. Tabiri diğerle öncekilere asliyet planında Allah'tan ötürü el-hubbu fillah deyip sarılmak, sineni açmak, bağrında sandalyeler döşemek, buyurun oturun demek. Diğerlerine de bir yönüyle zilliyet planında. Bunu isterseniz Hazreti Üstad'ın o mülazasına da bağlayabilirsiniz. Asa işi dukiti tefsiru indi harfes badusi tan mürüvvet ba düşmenen müdara. Dostlarına karşı mürüvvetkaran hareket etmek, düşmanlara karşı da en azından idare adına centilmenlikten geri durmamak lazım.
Hususiyle yine onun bir mülazasına geçende de geçmişti. Dayanarak arz ediyorum ben. Günümüzde olduğu gibi böyle fetret döneminde o insanların çoğunu mazur görmek lazım. Yani eğer bir yerde kalmış hala böyle Şintoizme ait, Budizme ait, Brahmanizme ait bir kısım böyle figürlerle, ikonlarla meşgul oluyorsa bence siz oraya mesaj götürmediğinizden, onları iyi bir temsille gitmediğinizden dolayı kendinizi suçlu görmelisiniz. Kendinizi suçlu görürken zannediyorum bir miktar onlara karşı da açık hale gelirsiniz. Kalbinizi açarsınız bir yönüyle. Hristiyan dünyası da öyle. Hazreti Pir demiyor mu yani Kastamonu laikalarında? Bir manada böyle fetret dönemi yaşandığından dolayı inşallah o harbi darpta ölen insanların çoğu şehit hükmündedir diyor. Yani kesir batma değil. İnşallah Allahu alem şehit hükmündedir diyor. Çünkü madem fetret dönemlerinde ölen insanlar ölü ölmüşler. Az nazar-ı müsamahayla bakmak lazım. Az kapıyı aralık bırakmak lazım. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetin enginliği karşısında bir savcı gibi böyle gaddarane kesip atmamak lazım. En azından bir yanımız itibariyle de biraz müdafi bir avukat gibi davranma lüzumunu duymalıyız. Yani o suçun bir miktarı da bize raci. Biz gitmedik, götürmedik, anlatmadık. Atalarımız gitmedi, götürmedi, anlatmadı. Onlar da dolayısıyla bu hakikatları duymadılar demek lazım. Şimdi meselelere şu birkaç misal çerçevesinde bakacak olursa şayet bence onlara da kalbimizi açmamız lazım. Ama yani sandalyeler numaralıdır bunu. İlle de numarayı söylemek şart değil yani. Herkese kalbinizi açarsınız. Sen masanın başında oturtacağınız insan vardır. Başın yanında oturtacağınız insan vardır. Bu yanında oturtacağınız insan vardır. Orta yerde oturtacağınız insan vardır. İnsan vardır, insan vardır. Evet, herkesin hakkını vermek lazım. Hani nasıl o Ebu Derda hadis-i şerifinde ifade buyuruluyor? اِنَّ لِلّٰهِ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَحْتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ Allah'ın senin üzerinde bir hakkı vardır. Eşinin, ailenin de bir hakkı vardır. Senin nefsinin de bir hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Madem Selman-ı Faris, Ebu Derda arasında olan bir gece beraber olma mülazasından kaynaklanan bir şey. Selman-ı Faris'in dediği aynı şey Efendimiz ertesi gün Ebu Derda'ya söylüyor o meseleyi. Hadis o hadis-i şerif, sahih hadis. Şimdi böyle her hak sahibine hakkı ne kadarsa mutlaka onu vermek lazım. Ne var ki yani cennette olduğu gibi bir yönüyle. Kimse falana şu kadar büyük bir şey verildi, bana o verilmedi filan. Böyle bir gıptayla, bir çekememezlikle, bir hasetle böyle o mevzuda farklı mülazalara girmeyecek şekilde bunu da idare etmek lazım. Orada insanların istidat ve kabiliyetlerine göre duyma, tatma, zevk etme meselesi oluyor. Yani kimse bilemiyor işte mesela Efendimiz'le aynı sofraya oturuyorsun, misal olsun diye diyorum yani. Sofra nedir? Bildiğimiz yok onun. Ama biz sofranın çocuklarıyız yani. Yemek yemenin çocukları, su içmenin çocukları, meyvelerden tefekküh etmenin çocuklarıyız. Böyle bu türlü zevkü, sefayı, yaşamayı falan düşünürken hep bunlara bağlı düşünürüz. O bakımdan da bunları birer istiare-i temsiliye şeklinde ele almak lazım. O kadar demek lazım. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem aynı sofraya oturabilirsiniz. Aynı çanağa kaşık çalabilirsiniz. Fakat kuvve-i zayik onda öyle gelişmiştir ki marifeti ölçüsünde, Allah'la münasebeti ölçüsünde. Sizin bin katınız zevk duyar. Siz de on kat zevk duyarsınız. Dudaklarınızı yalarsınız. Meğer neymiş falan dersiniz. Karşı tarafı da öyle zannedersiniz. Bunu da öyle zannedersiniz. Oysa ki orada herkes kendi marifet ufku itibariyle zevk alır, lezzet alır, duyar. Ama gıptaya badi olabileceği şekilde neden falan o kadar tadlı da ben tatmadım. Sen onun kuvve-i zayikalarına girip teftiş edecek halin yok ki bilesin. O biraz marifetle mefsuden mütenasip. Burada ilmen ne kadar inkişaf etmişsen, marifet açısından ne kadar inkişaf etmişsen, muhabbet açısından ne kadar inkişaf etmişsen, zevki ruhani açısından ne kadar derinleşmişsen, orada o derinlikte, o buğutlar çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade etmeyi duyabileceksin. Bunun gibi.
Şimdi o meselede de, o insanlara muamele mevzunda da falanı filanı kıptaya sevk etmeden aynı zamanda herkese bağrımız açık diyeceksiniz. Ama kendi içinizden birine bakışınız elbette farklı olacaktır. Kendi vatandaşınız, kendi dindaşınız, kendi yoldaşınız, aynı yörüngede hareket eden insanlar elbette ki yani onlar daha farklıdır. Bir insanın evlatlarının kendisine farklı olması gibi, eşinin kendisine farklı olması gibi farklıdır ama bu farklılığı ille de ben böyle alemi ishal edeceğim değil. Bu senin ailene, yuvana mahsus bir şey. Evlat baba münasebetine mahsus bir şey. Onu ishal etmeye de gerek yoktur yani. Onu sen ona karşı ishal edersin sadece. Bunun gibi evet, herkesin oturabileceği bir sandalye olmalı sinemizde. Hakikaten onlar da oturmalı. A da oturmalı, B de oturmalı, C de oturmalı. Ben ister Diyanet açısından düşünün, isterse din şeklinde, değişik organizasyonlar şeklinde meseleye yaklaşın. Herkesin oturacağı bir sandalye olmalı. Ama şu tam hakikaten oturacağı yere oturdu deme mevzu, takdir mevzu, o bizim şeyle belki kelam-ı nefsiyle seslendirebileceğimiz bir konudur. Onu telaffuz etmek, sesi düşünmek filan bunlar doğru değil tabii. Bunlara gitmemek, kimseyi rencide etmemek lazım. Aslında Allah vicdanı geniş yaratmıştır da belki insanlar onu havsalalarının darlığıyla daraltıyorlar. Netice itibariyle yani vicdan bir yönüyle kendi sistemiyle, mekanizmasıyla Allah'a bakıyor. İster latife-i rabbaniyetiyle, ister hissiyle, ister şuuruyla, ister iradesiyle esasen zat-ı uluhiyete bakıyor. Yani kimisi bunların ebediyete bakıyor, kimisi öbür tarafta zat-ı uluhiyete bakıyor. Kimisi cennet nimetlerine bakıyor. Hani bir latife-i Rabbaniye'nin değişik buğutları zaviyesinden, mesela bir sır ufkundan bakacak olursanız, sıfat-ı Sübhaniye'yi, Esma-i İlahi okuma ufku filan diyebileceğimiz, mesela bir hafi ufkundan bakacak olursanız, belki zat-ı bahti görme mülahazası söz konusu olacak. Bazılarının daha ötede bir buğut olarak ele aldıkları akfa burcundan bakacak olursanız, temaşa aleminiz daha bir farklılaşacaktır. Bu açıdan da yani vicdan esasen ona bakması itibariyle onun rahmetinin genişliğinde bir genişliği haizdir yani. Onun rahmet. Biraz evvel bahsetmeye çalıştım ben. Eğer o bir arş-ı rahmansa bir yönüyle. Esası arş-ı rahman ona diyorlar yani. Arş Cenab-ı Hakk'ın arşı. Enginliği malum. Yani bütün sistemler o arş-ı rahmanın yanında. Esas kürsiyle mukayese edecek olursak Efendimiz sahih hadiste buyuruyor ki bütün sistemler nebulalar kürsüye nispeten küle atılmış ve halka mesabesinde kalır diyor. Sonra arşı ifade buyururken de diyor ki kürsi diyor arşa nispeten küle atılmış ve halka mesabesinde kalır. Bu meselenin kıymet harbiyesini, ihatasını, aynı zamanda tasarruf aleminin genişliğini. Bu bir Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda kudret, irade ve meşiyetinin enginliğini ifade etme adına da bir remiz gibi bir şey oluyor. Bunları doğrudan doğruya tasavvura, taakkule gitmemek lazım bunlar. Çünkü bunlar hakaiki mücerrededir. Soyut hakikatler yani bunlar mevzuunda böyle müşahhas bir şey söylemek çok zordur. Ama o azameti, ululuğu ifade etme adına Efendimizin hadislerine dayanarak öyle diyebiliriz. Şimdi İşte eğer insanın kalbine bir arş deniyorsa bence bir o arşa bakmak lazım, bir de bu arşa bakmak lazım. Böyle bir genişliği var. Ha bu nasıl bir şey filan diyorsunuz. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi yani alemi maddenin şu katarı, alemi manevinin yani fizik ötesi alemlerin, hatta psişik alemlerin, hatta metapsişik alemlerin yani ruh ötesi alemlerin 1 milyonunu, 1 trilyonunu istihap edebilir diyor yani. Şimdi bu zaviyeden bakmak lazım. O açıdan da yani siz o latife-i Rabbaniye dediğimiz yani vicdanın bir rüknü, vicdan enginliği dediğimiz bir mesele.
Siz meseleye sadece kendi cismaniyetiniz açısından bakıyorsunuz. Fakat öyle bir enginliğe haizdir ki milyonları, trilyonları için alabilecek mahiyettedir. Böyle bir misalle yani o meseleye bağlayarak o meseleyi öyle görebiliriz yani. Öyle bir vicdan genişliği. Bir öyle bakıyoruz. Bir de vicdan genişliği derken hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah'ın isimlerinden iki ünvanı da Reuf ve Rahim. Refetle böyle bütün mahlukata bakarken yüreğin titreyerek bakma. Her canlıyı adeta senin bir parçan gibi görme. Başka bir vesileyle belki biraz da mülahazalar sizi o ufka götürdüğünden dolayı belki öyle demiş olabilirsiniz. Ama zannediyorum o andaki mülahazalarınız itibariyle siz doğruyu söylüyorsunuz. Yani o zaviyeden baktığınız zaman sarılır ağacı öpersiniz, yaprağı sarılır öpersiniz. Oradan düşen bir yaprak karşısında gözleriniz dolar. Mahlukat da öyle, onun bir parçası gibi kendinizi görürsünüz. Şimdi vicdan bütün bunların hepsini açıktır. Bütün kainatı kucaklamaya açıktır. Böyle bir enginliği haiz olması itibariyle bence insan olan insanların evleviyetle sizin o kalbinizde bir yeri olması lazım. Ama biz bazen kaprislerimizle o vicdanı daraltırız. Bazen hasetlerimizle daraltırız onu. Kıskançlıklarımızla daraltırız onu. Bazen hissi rekabetle daraltırız. Enaniyetimizle daraltırız onu. Kendi benliğimizin darlığına her şeyi mahkum ederiz. Orada biraz evvel dediğim gibi Frenkçe kelimelerle, egoizma ile, egosantizma ile daraltırız onu. Aslında genişken, yani biz kendimize göre çeperler oluştururuz, bariyerler oluştururuz. Genişi dar yaparız yani. O daraltma bize ait bir şeydir. Yoksa işte Hakk'ın halis bir kulu olarak baktığınız zaman Efendimiz gibi bakarsınız sallallahu aleyhi ve sellem. Kim olursa olsun iman etmiyor diye kendisini öldürecek hale gelir. Ah ne olur bir o da iman etse. O iman edenler mevzuunda öyle bir titrer ki onlar üzerinde. Öyle bir şefkatle titrer ki aman birini kaybedeceğim diye malum. Yani aklıma geldiği için arz ediyorum. Söz sözü çağrıştırıyor. Sahabi birisi işte böyle az yan çizer gibi oluyor. Olur insan bunlar yani. Az kalbi kayıyor gibi olur. Efendimiz bu mevzuda öyle hassastır ki yani birinin kalbi kayacak da o yuvarlanıp gidecek de kapaklanacak da yüreği ağzına gelir onun bu mevzuda. O kadar titrer. Buyurur ki ashabımla benim arama girmeyin buyurur. Mevzu. Birisi bir şey söyler. Kafasına bir şey vurur. Peygamber'e karşı saygısızlık yaptın. Orada bir misal irat buyurur. Buhari'de bu mesele anlatılıyor. Buyurur ki adamın birisi devesini kaçırıyor elinden. Esiriyor deve, kaçıyor. Yakalayacağım diye herkes arkasına düşüyor. Kimisi ip atıyor, kimisi taş atıyor, kimisi sopayla üzerine yürüyor. Hiçbiri o deveyi yakalama, kendine çekme usulünü bilmediklerinden dolayı onu iyice uzaklaştırıyorlar. Sonra devenin gerçek sahibi geliyor, ortaya çıkıyor. Devemle benim aramdan çekilin diyor. Bir horumut alıyor, devesine doğru yaklaşıyor. Pıçı pıçı mı diyor, hışı hışı mı diyor. Çekiyor onu kendisine ve ondan sonra da zimamı vuruyor kafasına alıp götürüyor. Buyuruyor ki efendim benimle ashabım arasına girmeyin diyor. Yani kazanılanlar üzerinde fevkalade bir hassasiyetle Reuf, Rahim, fevkalade bir şefkatle tir tir titriyor. Sonra o mevcudu koruyarak o mevcutla mefkuta avlama peşine düşüyor. Acaba şuna ben kendimi nasıl anlatırım? Şuna cennete giden yolu nasıl gösteririm? Şunu doğru görüngeye nasıl alırım? Böylece aksın Allah'ın rızasını. İşte orada da Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi bir yönüyle onu takdir, tevcil, diğer yönüyle de onu tadil. فَلَعَلَّكَ بَاخِيُونَ فَلَعَلَّكَ بَاخِيُونَ Neydeyse kendini öldüreceksin diyor. İşte bu gerçek inkişaf etmiş bir vicdanın. Onun için o Frenkçe tabiri kullanmıyorum ben, prototip demiyorum da. Fakat sizin içinizde ondan sonra o mevzuda böyle bir Mevlana gibi, bir Yunus Emre gibi, bir Yesevi gibi, bir Hazreti Pir-i Mughan, Şem-i Taban gibi herkese bağrını açan insana bu mevzuda prototip insan diyebilirsiniz yani. İnsanlığını inkişaf ettirmiş hakiki insan diyebilirsiniz. Evet, bu mülahazaya kapalı, böyle düşünmeyen insanlar derecesine göre insani manada daralmış insanlardır. Daralmış, 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 daralmış.
Sadece kendi istihabı ölçüsünde kalmış. Kendi kadar kalmış hatta. Hatta neredeyse bir yönüyle kendini bile hazmedemeyecek hale gelmiş. Evet, o hale gelmiş. Vicdan genişliğine öyle bakmak lazım. Hani terminolojiye girmiş, oturmuş. Mülazalarımızı o mevzuda onun üzerine bina ederek değerlendirdiğimiz zaman sizin aklınıza daha güzel şeyler gelebilir. Bu hususa bağlayarak ifade edebilirsiniz. Allah-u Alem. Günaha karşı tavır almak ayrı bir meseledir. Geçen gün çok kıymetli bir arkadaşımıza belki üslubumu ayarlayamadan konuştum. Günaha karşı tavır almak ayrı bir meseledir. Tavır usulü, üslubu ayrı bir meseledir. Günahkara karşı tavır almak ayrı bir meseledir. Yani Efendimizin de günahkara karşı belki tavrı vardır. Hani hatırlayacaksınız, maiz gelip diyor ki zina ettim ben diyor. Müslim-i Şerif'te açıktan açığa bu yani. En sahih Kur'an'dan sonra iki hadis kitabından birisinde. Dön git diyor, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur diyor. Siz böyle diyebilir misiniz yani bu mevzuda? Adam bir daha geliyor zorluyor, bir daha gelip zorluyor. Şimdi Efendimiz hakem ve hakim orada. Mahkemeye gelip cürmünü ifade edince bu, tabi onu aşar artık o mevzu. O mevzuda dört defa o gelip kendisini arz edince, orada Allah'ın kanunu neyse onu uygulamak icap eder. Ondan kaçamaz yani. İtiraf var. Sizin modern hukuk sisteminizde buna amirdir. Evet, neyse mukayeseye girmeyelim yani. Sizin modern hukukunuz ne oluyor, kaç böyle eder, ne yazar yani. Şimdi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadan Gamidiyeli kadın geliyor, ona da aynı şeyi söylüyor. Kadın o mevzuda çok kararlı cezasını çekmeye, bir cürüm işlemiş, bir yönüyle toplumun bir uzvu olarak orada arızalanmış. Bu toplum benim gibi arızalı bir parçayı taşımamalı diyor. Ben arınmalıyım diyor burada. Efendimiz ona aynı şeyi söyleyince, dön git tevbe et diyor, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Kadın dönüyor çok ciddi bir tavır alarak. Maizi başından savduğun gibi benizi savmak mı istiyorsun diyor. Evet, bu bir itiraftır. Şimdi Efendimiz bu mevzuda herkes hakkında çok fevkalade şefkatli davranır. İşte biraz evvel ashabımla benim arama girmeyin. Malum adını vermeyeceğim ben o zatın da böyle çok defa koruk gibi şeyler içiyor. Biraz fazla kaçırdığından dolayı sekir de veriyor. Sahabe-i kiram da hitap ediyor, hırpalıyorlar, dövüyorlar, vuruyorlar onu her defasında. Bir keresinde bir tanesi kafasına bir şey vururken de Allah cezanı versin senin diyor. Allah'ın belası, utanmıyor musun? Her gün böyle geliyorsun sen buraya diyor. Allah Resulü kaşlarını çatıyor, onu öyle demeyin diyor. O Allah ve peygamberi çok sever diyor. Şimdi böyle koruyucu bir hava, esas önemli olan koruyucu bir hava. Bakın bunlar insana karşı bir tavırdır. Kurtarılması gerekli olan insana karşı bir tavrın ifadesidir. Ama günaha karşı tavra gelince esasen o mevzuda kararlı olmalıyız. Ona giden yolları kesmeliyiz. İnsanlar ona gitmemeli, ulaşamamalı. İnsanları olumlu şeylerle meşgul etmeliyiz. Sürekli onların kalplerinde böyle onları terakkiye götürebilecek nurdan helezonlar oluşturmalıyız. Bu hakikaten zevkürvani ile insanlar sürekli hep böyle bir tırmanma içinde olmalı. Yükseldikçe çıtayı da yükseltmeliler. Allah'a doğru yükselme mevzunda bir türlü doyma bilmemeliler. Şimdi bu meselenin bir yanıdır. Bu yönüyle de günah şeylerini kapamalı. Ağır şartlara bağlamalı. Mesela diyelim ki hani sigara bir günahsa, sigara içiyorsa, zararlı meşrubat bir günahsa tahdit koymalı. Hani günümüzde demokrasi falan diyorlar. İsteyen sigara içebilir, isteyen pipo içebilir, isteyen nedir nargile içebilir, isteyen de zararlı meşrubat içebilir. Fakat ağır şartlar getirilmeli bence. Bunlara çok kolay ulaşma imkanı vermemeli. Hele genç yaşta için vermemeli. Bir diğer taraftan da rehabilit etmek suretiyle insanların günaha girmesine meydan vermemeli. Bir diğer taraftan bu insanlar irşad edilmeli. Hani benim arkadaşımıza dediğimiz şey de şuydu. Hani şefkat cehenneme gidene karşı insanın şefkatine dokunuyor. Doğru, şefkate dokunmalı. Ama o insan önüne geldiği gibi Allah'a karşı isyan ediyorsa, Allah'a karşı saygısızlık yapıyorsa, tavır ve davranışlarıyla seni tanımıyorum diyorsa, senin peygamberini de tanımıyorum diyorsa, senin erkan-ı imaniyeni de tanımıyorum diyorsa,
Senin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına böyle bir tavırla karşı çıkan bir insanı siz boynundan değil de dilinden asarsınız siz bunu. Şimdi kainatta asari ilahi adına ne kadar delail varsa hepsini inkar ediyor. Hepsi boş diyor bunların. Allah'a karşı öyle bir cinayet işliyor ki bu, 1.000 tane cinayet gibi bir şey oluyor. Şimdi Allah'la o insan arasındaki meseleye bakarken bu zaviyeden bakmak lazım. Ha, şefkat meselesini ele alınca bence bizim şefkatimizi esas kullanmamız gerekli olan şey, o da Risale-i Nur'da o 4 tane asıl, 2 tane tali dinamik var. Tefekkür, şefkat mevzu var. Bu şefkat o insanların hepsini o hakikate ulaştırma istikametinde kullanılması lazım. Ben seni göreyim yani. 24 saatim var. 4 saat dinlenmek bana yetiyor. 20 saat Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin dışında koşmalıyım ben. Cehenneme giden insanların önünü kesmeliyim. Kollarımı Üstad Necip Fazıl gibi açmalıyım, makas gibi. Kalabalıklar, burası çıkmaz sokak demeliyim. Ağlamalıyım. Yerlere abanmalıyım. Allah aşkına, peygamber aşkına beni çiğneyin fakat bu yolda gitmeyin. Şefkat budur bence. Öbürü suni, cali bir şeydir. Allah'ın o mevzuda ahkamı karşısında o Allah'a karşı saygısızlıktır. Peygambere karşı saygısızlıktır. Senin efendine ağız dolusu hakaret edecek, sonra onun tazibi karşısında sen şefkat duyacaksın. Ne yaptığının farkında değilsin. Nasıl bir haksızlık yaptığının farkında değilsin. Şefkatin varsa sen 24 saati 48 saat yap o mevzuda. Ölesiye bir gayret içinde ol. Ve desinler ki bir gün 48 saat koştuğundan dolayı falan yerde bir köheylan gibi kalbi durdu, öldü. Ben de kalkıp burada arkadaşlar arkama toplayayım. Gelin şuna bir gıyabi cenaze namazı kılalım diyeyim yani. Şefkat odur bence. Şefkat odur. Vicdan enginliği de o.